Evet, Rüzgar'ın oğlundan hepinize sevgiler, saygılar, selamlar arkadaşlar. 4 haftalık bir aradan sonra, hasretten sonra tekrar birlikteyiz. Bazı sebeplerden dolayı yola çıkamamıştık. Biz çıksak beraber çıkacağımız arkadaşlar gelemedi. Beraber olalım istedik ama 4 haftanın sonunda tekrar yollardayız. Fakat tek başımızayız. Normalde Black Mamba ile birlikte yola çıkacaktık ama bayağı aradım kendisini. Sanırım uyuyakaldı. 11'de buluşacaktı. Şu anda da sanırım 11.30 civarı. Halen de kendisi ortalıkta yok. Biz tek başımıza tekrar yollara düşeceğiz. Bugünkü rotamız Çubuk Karagöl. Ankara'nın yaklaşık 70 kilometre kuzeyinde, Çubuk'un da 35 kilometre kuzeyinde bir yer. Bir krater gölü. Hem suyun rengi hem de ağaçlıkların vermiş olduğu gölgelikten sebep Karagöl diye isimlendirmişler. Çok muazzam güzel bir yer. Pazar günü aşırı kalabalık oluyor. Hafta içi normalde sakin ama bizim tabi hafta sonu ancak şansımız oluyor. Bakalım, gidince göreceğiz. Ben en son 2013'te gitmiştim. Doğa güzeldi ama ortam leş gibiydi, pislik doluydu, yani ortalık falan çok stabil, temiz değildi. Ama son videolara ve yorumlara baktım, 2018 videoları, yani bir sene önceki videolara göre gayet bayağı yeni bir şeyler yapılmış. Çocuk parkı yapılmış, mescit yapılmış, yeni tuvaletler yapılmış, ışıklandırmalar yapılmış, gayet güzel gözüküyor. Bunu canlı görelim istedim. Şimdi onun için yola çıkıyoruz. Saatimiz takriben 11.30. Tahminimce kısmetse 1 gibi oradayız. Bakalım yolda bizi neler bekliyor, ne güzellikler bekliyor. Hep birlikte bunları inşallah göreceğiz. Birazdan benzinimizi alacağız. Yine Shell'den devam. Shell'den benzinimizi alacağız. Havalimanı yolu üzerinde karşılıklı bir Shell benzinlik var. Oradan yakıtımızı alacağız. Yola devam edeceğiz inşallah. Benzinimizi aldıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, yine benzinimizi Shell'den aldık. Burada bir kardeşimizle tanıştık. Yok, hayır, şu. Abone olmak istedi. Evet, kardeşim de şöyle. Merhaba. İsmin neydi? İlyas kardeşim. Ben de Ercan Rüzgarnoğlu. Memnun oldum. Bildirimleri de açmayı unutma. Takip et inşallah. Şuradan zilden hemen bildirimleri açıyoruz üstten. Tamam. Artık sen de meşhur birisin. Kendini izlersin. Hakkını helal et. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Bugünkü güzergahımız Karagöl. Muhakkak izle. Kendine iyi bak. Var mı isteğin? Sağ ol. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sağ ol. Evet. İlyas kardeşimiz de abone olmak istedi. Onu da abonemiz yaptık. Benzinimizi aldık. Şimdi dikkatli bir şekilde yola çıkıyoruz. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Ve uzun yol maceramız başlamış durumda arkadaşlar. Tabi önce rotamız, ilk durağımız Çubuk. Çubuk üzerinden gideceğiz. Havalimanını sağımıza alacağız. Çubuk'ta alışveriş yapmamız gerekiyor. Bugün ufak çaplı bir mangalımız var. İşte ne kızartsam diye düşünüyorum. Yanıma da tedbir olarak benim özel demir şişlerim var. Onları aldım. Belki sucuk ekmek yaparım diye düşünüyorum. Bakalım bunu yolun devamında göreceğiz. Bugün bayağı kalın giyindim arkadaşlar. Yani üzerim 3 kat, altım 2 kat. Eldiven biraz daha kalın bir eldiven. Normalde kışlık bir eldiven Black Mamba bana ayarlayacaktı ama sağ olsun herhalde uyuyakaldı. Vallahi 9 kere de aradım kendisini. 9-10 defa. Herhalde uyuyakaldı. En son gece 2.30'da görüştük. Ondan sonra herhalde kalkamadı. Alarmı kurduysa da duyamadı. Nasip böyleymiş. Bugün de yola tek başımıza çıktık. Hava gayet soğuk. Şu anda sanırım 4-5 derece civarıdır.
Çok kalın giyimime rağmen soğuğu hissetmeye başladım. Alt kısımda bir sıkıntı yok. Çünkü dizlik vesaire olduğu için rüzgarı bayağı bir kesiyor. Üst tarafta kalın giydim. Hatta montun içliğini taktım. Kastüvi içliği var. Ona rağmen herhalde aradan gelen rüzgar hafif vücut ısımı aşağı çekti. Ama öyle aşırı titretecek, yani bizi zor duruma sokacak bir soğuk gözükmüyor. Şimdilik çok şükür bir sıkıntı yok. Yakıtımızı da aldık. 50 TL'lik bir yakıt aldım. Yaklaşık 140-150 kilometrelik bir güzergahımız var gidiş dönüş. Bu benzin bize yeterli olacaktır. Yani normalde 40 TL falan kafi oluyor ama ben yine bir 10 TL'lik benzin bırakıyorum ki hani depoda dursun. Çünkü buharlaşıyor vesaire. Hani depo full boş olsun istemiyorum. Park ettikten sonra kamerayı biraz daha aşağı indirdim, farkındasınızdır. İnşallah bu kayıt daha güzel olacak. Açısını biraz daha farklı ayarladım. Buralar bayağı virajlı. Çok virajı da sevdiğim söylenemez ama şöyle soldan devam edelim. Arkamızı kontrol ettik. Birazdan termometreyi açacağım, merak ediyorum çünkü hava bayağı soğuk. Saat 2-3 gibi ölçülen, tahmin edilen sıcaklık 12 derece bugün. Gece -2 idi. Hava kapalı diyordu ama ben parçalı bulutlu olarak görüyorum. Yağış ihtimali yok. Yağış beklenmiyor. Öyle bir ihtimal olsa kesin tabii ki çıkmazdım yola. Hani yazın bir nebze sağa çekiyorsunuz. Hani yağışı da kısa oluyor. Üşümüyorsunuz ama bu havada ıslandığınız zaman kesinlikle hipotermi olursunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çamların haricinde diğer ağaçlar tamamıyla yapraklarını dökmüş. Karagöl'de de benim bildiğim kadarıyla 50 çeşit bitki varmış, yetişiyormuş. Oranın tadı aslında Ağustos sonu Eylül başı gibi. Ama bahsettiğim gibi 4 haftadır mecburi, zaruri şekilde yola çıkamadık. Yani bu bizi de tabii üzdü. Ama nasip diyoruz. Eylül gibi, yani Bolu Gölcük'tü biliyorsunuz en sonki güzergahımız. Ondan sonra buraya gelmek gerekiyordu. Çünkü rengarenk oluyor ağaçlar. 50'ye yakın, 50 çeşit bitki örtüsü, bitki var. Yani yine sarı, kırmızı, yeşil, çok değişik yaprak renkleriyle karşılaşıyorsunuz. Çok profesyonel kameralarla gelen arkadaşlar var. Gayet de güzel bir yer. Biraz rötarlı oldu ama yollara düştük, yapacak bir şey yok. Artık ne çıkarsa bahtımıza. Evet, kuzey kapısından çıktık arkadaşlar. Bu arada aklıma bir şey geldi, onu size paylaşmak istedim. Mikrofondan yani görüntü olarak, görüntü kalitesi olarak diğer şeylerden dolayı şikayet yok ama bu mikrofon ses konusunda bayağı bir şikayet aldım, öneri aldım. Dün diğer yedek mikrofonun süngerini bununla değiştirdim. Üstüne bir o kadar daha kat sünger ekleme yaptım. Hani biraz daha cızırtıyı azaltmak istedim. Hani bir de kendi nefesimi de duymak istemiyorum. Hani net bir ses kalitesi yakalamak istedim. Şu anda bu onun ilk denemesi.
Bakalım nasıl olacak? Şuradan sağa girmemiz gerekiyor. Kaçırmayalım bu arada Karagöl ayrımını. Sağımızı kontrol ettik. Yani bakalım nasıl olacak? Şu anda iki kat sünger var. Yani gerçekten de ses hani biraz rahatsız edici. Arkadaşlar da bunu özellikle söylediler. Bakalım bir şeyler yaptık ama inşallah umduğumuzu alacağız. Biz buradan ileriden sola döneceğiz. Biliyorsunuz direkt gidersek havalimanı arkadaşlar. İleriden şuradan sola döneceğiz. Karşı taraf havalimanının girişi. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Hem mikrofonu iki süngerle muhafaza ettim. Yani etrafını çevirdim. Aynı zamanda ağız bölgemden biraz daha uzağa monte ettim. Sanırım ses biraz daha kaliteli ve cızırtısız gelecektir sizlere. Bu arada şu anda havalimanından geçiyoruz. Yani bir uçak inse veya uçak kalkış yapsa da şöyle kayda alsak. Bu yolu seviyorum çünkü kırmızı kolay kolay yanmıyor. Yeşiller daha uzun süreli yanıyor. Bir sonraki durağımız Çubuk arkadaşlar. Orada alışverişimizi yapacağız. Yani sucuk ekmek yapmak istedim. Öyle bir fikir aklıma geldi. Şişleri getirmem de uygun oldu. Evde birkaç mangal vardı. O bana yeterli gelecektir. Sucuğun pek bir canı yok. Şöyle 2 dakika çevirsek işlem tamam. Ondan kalan közle de hayatımda ilk defa Türk kahvesi yapacağım. Bakalım nasıl olacak? İlk denemem olacak. Bu havalarda da güzel gider diye düşünüyorum. Yani Nescafe veya hazır bir kahve içmek istemedim. Şöyle köpüklü bir Türk kahvesi yapmak istedim. Bakalım nasıl olacak? Bunu da kısmetse hep birlikte göreceğiz. Şu anda çubuğa doğru ilerliyoruz. Yaklaşık tahminimce herhalde bir 20 kilometre gibi bir yolumuz kaldı. Alışverişimizi oradan yapıp yolumuza devam edeceğiz. Şöyle havalimanında çekmek istedim. Şu sanırım 3 uçak Cumhurbaşkanlığına ait olması lazım. Kule şurası zaten. Burada çalışan bir kardeşim var. Emin kardeşim. Ona da teşekkür ediyorum. Neden diyeceksiniz? İlk mikrofon denememdeki videoda bahsettim. Mikrofonu sağ olsun o halletmişti. Ve kameranın jack girişi olmadığı için açıp kaynak yapılıp ekstra bir dişi jack takılması gerekiyordu. Hepsini o halletti. Sağ olsun emeği üzerinde çok. Şu anda beni duyabiliyorsanız onun sayesinde. Emin kardeşime de tekrar selamlar, saygılar, selamlar buradan. Gördüğünüz gibi hiç kırmızı görmedik. Maşallah tıkır tıkır gidiyoruz. Bir de bir tane uçak kalksaydı videomuz çok renkli olacaktı. Çok karşılaşıyordum burada uçak inerken kalkarken ama belki dönüşte bir kayıt alabiliriz. Yukarıda falan da bir inmeye yeltenen bir uçak görmedim. Şurası pis zaten. Hava bayağı soğudu. Termometremizi açalım. Bakalım biraz kendine gelsin. Net olarak kaç derece ölçecek. Şu anda probum rüzgar görmediği için
11 derece diyor. Şurada görüyorsunuz. Prop deniliyor buna. Isıyı buradan ölçüyor. Şu anda tabii pek rüzgar yemiyor. Ben rüzgara maruz kaldığım için 3-4 derece kesinlikle fark vardır. Şu anda 11,5 derece ölçüyor ama ben 8 diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, ben şimdi burada ne yapıyorum? Niçin burada durdum? Az önce telefonum çaldı. Sizi arayan kim olabilir? Tabii ki Black Mamba. Saat 12 ama halen uyanamamış. Yani konuşurken uyuyordu. Abi bekle dedi, geliyorum dedi. Bugün acayip bir olayla karşınızdayım. Bugün Rüzgar'ın oğluyla birlikte bir planımız vardı, bir güzergahımız vardı. Ancak saat 11'de yola çıkmış olmamız gerekiyordu. Ve ben uyandığımda saat 12'ydi. Tabii o da birazcık yol almış, birazcık ilerlemiş. O yüzden şimdi arkasına yetişmeye çalışıyorum. Şimdi burada bu bahaneyle alışveriş yaparken Black Mamba da gelmiş olur. Yarım saate burada olur. Çok da uzaklaşmadık zaten. Gerçi beni bekliyor ileride bir yerde ama bayağı ileride bir dediğim yer. Havalimanına az geçtik. Belki havalimanından 5 km daha ilerideyiz. Onu beklerken zaman kaybı olmasın. Zaten alışveriş için duracaktık. Burası denk geldi. Hani büyük bir marketten alışveriş yapmak istedim. Şurada BİM var. 101 de var ama Elmacı'yı biliyorum en azından. Sucuk yapmaya karar vermiştik. Sucuk alacağım, ekmek alacağım. Zaten şişlerim var, kömür getirmiştim. Bardağımız var, kahvem yanımda. Başka da bir şeye ihtiyacım yok diye düşünüyorum. Onun için böyle kısa bir mola vereceğim. Bunu sizle paylaşayım dedim. Biraz içeride de ısınmış olurum. Alışveriş yaptıktan sonra inşallah Black Mamba'yla da birlikte olacağız. Birazdan tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.